Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda Samsung Galaxy S10e modelinin ön incelemesiyle karşınızdayım. Biraz önce tanıtıldı telefonlar. Biz de hemen sıcağı sıcağına fazla bir zaman geçirmeden telefonlara ulaştık ve sizler için güzel bir inceleme hazırladık. Bir ön inceleme hazırladık daha doğrusu. Samsung Galaxy S10e, S10 ailesinin en küçük, en minik modeli. Daha önce böyle bir model yoktu bu arada. S9 ailesinde, S8 ailesinde böyle bir hani light olarak tanımlanabilecek bir model yoktu. Samsung burada birazcık stratejiyi değiştirmiş. Bir de light modeli çıkarmış durumda. Light modelinin diğerlerinden ne gibi farkı var? Bir kere burada flat screen kullanılmış. Yani düz bir ekranımız var. Infinity ekran yok bu modelde. Bu tarz sevenler de var. Bu arada mesela ben bu tarz ekranı daha çok seviyorum ama diğer modellerde çok güzel olmuş. O da ayrı bir konu. Ön yüzde yine delik şeklinde kameramız mevcut ki zaten ailenin bütün üyelerinde delikli bir kamera var. Bir tek S10 Plus'ta ise iki adet yani dual kamera vardı. Burada tek bir kamera karşımıza çıkıyor. Kameramız 10 megapiksel çözünürlük sunuyor. Arka tarafta bakacak olursak bizi ne karşılıyor? İkili bir kamera var burada. Burada 12 megapiksel artı 16 megapiksellik bir kameramız mevcut. LED lambamız da bulunuyor. Bu arada parmak izi okuyucu var ama önemli bir nokta, altını çizerek söyleyeyim bunu. Bu üründe S10e'de S10 ve S10 Plus modelinden farklı olarak ekrandan değil, yan yüzdeki tuştan, güç tuşundan, burada tuşa basıyoruz ya, orada parmak izi okuyucu var. Bunu size gösteremiyorum. Neden? Bu ürünler mağaza teşhir ürünü olduğu için bu özellikler kapatılmış ve biz onu açıp da size gösteremiyoruz nasıl çalıştığına dair ama yan taraftaki bölümden parmak izi özelliği olduğunu söyleyelim. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece biz şu an videoda size gösteremeyeceğimizi söyleyelim. Daha önceki modellerde yani S10 ailesinin diğer modellerinde olduğu gibi Exynos 9820 ve Snapdragon 855 işlemci seçenekleri gelecek. Bu ülkeye göre değişiklik gösterebiliyorsunuz. Bu üründe 6 GB RAM var. Ailenin en küçük modeli olduğu için ve 128 GB depolama olduğunu söyleyeyim. Bu da önemli bir nokta. Şöyle, artık telefonların hepsi 128 GB'dan başlıyor. Hangi model olursa olsun, ister basit ister değil. Bu modelde 128'den başlıyor. Samsung Galaxy S10 ailesi için söylüyorum. Alt tarafta şöyle bir güzellik var. Bütün modellerde de böyle aslında. Kulaklık çıkışı da var. Ben öyle bir şey hassas birisiyim bu konuda. Biliyorsunuz videolarımı izliyorsanız muhtemelen. Kablo yani hem güçü hem de sesi aynı yerden almayı sevmiyorum. Samsung sağ olsun bu konuda benim gibi geleneksel kafaları daha çok destekliyor ve daha güzel bir şekilde en azından bu girişi koymuş. Bunun dışında baktığımızda telefonun kamerasında bakacak olursak kamera tabii ki doğal olarak diğer modeller kadar gelişkin bir kamera sunmuyor ama bunda da bir geniş açı modu var. Şöyle göstereyim ben tekrar bir kez daha kendimi göstereyim. Bakın geniş açı modumuz var. 16 megapiksellik geniş açımız burada hemen kendini gösteriyor. İki kamera olduğunu söylemiştik. Burada normal modumuz var. İşte ultra ağır çekim, canlı odak, işte yiyecek, panorama gibi yapay zeka destekli bütün özellikler de yine burada bulunuyor. Ön kameraya biraz bakalım. Ön kamerada da yine canlı odak özelliği var. Bunu tabii yazılımsal olarak yapıyor ama çok başarılı, bir sıkıntı yok. Hatta ben mesela bir tane fotoğraf çekeyim. Şu an çektim. Fotoğrafı da göstereyim. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Biraz zoom girelim bakın. Arka planı gayet iyi bir şekilde netsizleştirmiş. Bu şekilde de kamerasını gayet başarılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii daha küçük bir telefon bu. Ekranı 5.8 inçlik ama yine Super AMOLED bu arada. Ekran kullanılmış gibi ailenin bütün ürünlerinde aslında AMOLED bir ekran tercih edilmiş. Bunda da öyle. Ama bunun teknolojisi biraz daha öbürlerine göre daha basit bir teknoloji kullanıyor. O bakımdan fiyatı da daha ucuz olacak. Peki merak ediyorsunuz nereden başlıyor fiyat? Fiyatı 5499 TL'den başlıyor. Özelliklerine göre ve Amerika fiyatıyla karşılaştıracak olursak bence gayet iyi bir fiyatlandırma yapmış Samsung ki genelde Samsung yurt dışı fiyatlarıyla Türkiye fiyatları arasında uçurum olmayan bir marka. Burada da yine aynı şekilde davranmış. Çok fazla bir uçurum yok. Böyle bir telefon hani giriş seviyesi bir model bile olsa ki ailenin hani giriş seviyesi diyoruz ama yanlış anlaşılmasın, kötü anlamda söylemiyoruz veya çok basit bir telefon değil S10e'de ama diğer modellere göre karşılaştıracak olursak elbette bir tık daha basit kalıyor. Örneğin iki kamerası var, diğerlerinde üçer kamera var. Bunun önde tek kamerası var, S10 Plus'ta dual kamera teknolojisi bulunuyor. Yani bir bu sayede tabii ki daha iyi fotoğraflar çekmenize iki kamera yardımcı oluyor. Bunda tek kamera mevcut.
Ama yine de tercih edilebilecek bir model olmuş. Özellikle düşük bütçeniz varsa, çok fazla para bağlamak istemiyorsanız ki 5499 da az bir para değil bu arada. Önerebileceğimiz bir model. Samsung Galaxy S10e ile ilgili yorumlarınızı bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.